LGS'ye son 201 gün hala yeterince süremiz var. Gerçekten kazanmak isteyen, çalışmak isteyen ve başarmak isteyen arkadaşlar için mükemmel bir süre. 200 günde neler neler yapılmaz ki. Günde bir soru çözseniz 200 soru eder. Günde 10 soru çözseniz ne eder? Bu sefer 2000 soru eder. Günde 100 soru çözseniz 20 bin soru eder ki 20 bin soruyla neler neler başarırsınız. Ki bence sizler günde 100 sorudan da fazla çözüyorsunuz. Ve çok büyük başarılar elde edeceksiniz diyorum. Ve hemen günün sözüyle başlıyorum. Hiçbir şey için ayağa kalkmıyorsanız herhangi bir şey sizi düşürebilir demiş. Gerçekten de çok önemli. Yani eğer biz bir gayret göstermiyorsak, böyle küçük bir sıkıntıda hemen vazgeçiyorsak, o zaman ileride çok daha büyük bir sıkıntı olduğunda ya da herhangi bir sıkıntı olduğunda vazgeçip başarısız olabiliriz. Dolayısıyla şu anda işte yeni nesil matematik sorularıymış, fenmiş, Türkçeymiş, İngilizceymiş. Bunlardan asla korkmamalıyız. Önümüze çok daha büyük engeller de gelebilir. Bizler bu derslerin hepsini çalışıp halledebiliriz. Vazgeçmeyeceğiz, çalışacağız ve başaracağız inşallah. Dolayısıyla çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Hiranur 201 beğeni almış. Tebrikler Hira. Denemelerde sözel bölümde sürem yetmiyor. Türkçe'de çok oyalanıyorum. İngilizce yetişmiyor demiş. Şimdi Türkçe'de bir kere bu bitiş yazılıyor bu arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani bu bağlaç olan değer değil. Ve kesme işaretleri de ayrılmıyor. Çünkü yapmak almış. Türk'ten Türkçe. Bunu yazın böyle. Yani burada hemen dayanamıyorum böyle gördüğüm zaman. Çünkü genellikle arkadaşlar şöyle yazabiliyorlar. Türkçe D diye yazabiliyorlar. Halbuki Türkçe'de böyle yazılır arkadaşlar. Türkçe D diye yazılır. Burayı hemen sizlere hızlı bir şekilde vurgulamak istiyorum. Bu yanlış. Şimdi... Birincisi arkadaşlar Türkçe'de sürenizin yetmemesinin temel sebebi en önemli konu olan en fazla soru çıkan konu olan Türkçedeki neredeyse 10 sorundan sorumlu olduğunuz parçada anlam konusu. Parça anlam konusunda da biliyorsunuz yeni sorularda böyle biraz daha böyle resimli, görselli uzun seçici sorular sorabiliyorlar. Bu tarz soruları gördüğümüz zaman yani böyle uzun yeni sorular gördüğümüz zaman Asla endişelenmememiz lazım. Bu tarz sorular esasında sadece uzun. Yoksa çok aşırı derecede zor değil. Bu soruları okuduğunuz yapabilirsiniz. 2020 LGS'ye bakın. 2019 LGS'ye bakın. Böyle uzun uzun sorular göreceksiniz yeni nesil. Ama bu sorulardan korkmanıza gerek yok. Neden? Çünkü bu tarz sorular esasında kondisyon gerektiriyor. Yani antrenman gerektiriyor. Mesela şöyle düşünün. Ben bir öğretmenim ama bir sporcu değilim. Şu anda 30 kiloyu pat diye hemen kaldıramam. Ama bir sporcu çok rahat kaldırır. Çünkü o işin profesyonel olmuş. Sizler de Türkçe sorularının profesyonel olacaksınız. Bol bol soru çöze çöze kitap okuyor okuya süreniz yetecek. Şu anda 15 dakikada 10 dakikada çözemediğiniz bir soruyu yarın gelecek. Şu soruyu belki 10 dakikada çözemiyorsunuz şu anda. bu neydi ya bir dakika bir. falan. Yarın bir gün bir gelecek bir bakacaksınız ki ben bunları birer dakikada bitiriyorum diyeceksiniz. Rahat rahat hızlı hızlı bu uzun soruları rahat rahat yapabileceksiniz. Ama şu an için şey yapmanız gereken vazgeçmeden çalışmak. İngilizce yetişmiyor demiş. İşte Türkçe yetiştirdiğiniz zaman İngilizce de kelime ezberlediğiniz zaman hepsi olacak. Matematikte çok iyi anlasam da Yeni nesil soruları yapamıyorum. Lütfen beğeni atın, Tonguç görsün demiş. Arkadaşlar matematik zaten birçok öğrenci için temel bir problem. Matematikle alakalı her zaman söylediğimiz şeyi bir kez daha sizlere yenilemek istiyoruz. Matematikte direkt olarak böyle bir sorudan başlarsanız... Yani her şey adım adım oluyor. Bir anda her şey olamaz. Bir anda böyle bir sorudan başlarsanız tabii ki moraliniz bozulur. Bunlar yeni sorular. İlk başta temel, sonra orta seviye sorular, sonra sınav tarzı sorulara geçmeniz lazım. Yani direkt 2020'nin sorularını açtığınız zaman Gerçekten canı sıkılabilir. Bu ne ya üf ya diyebilirsiniz. Ama yavaş yavaş adım adım tane tane bazen bir soruya beş dakika verip bazen on dakika verip çalışırsanız sonra bunların çözümünü öğrenirseniz sonra bir daha bir daha antrenman yaparsanız çok daha başarılı olursunuz. Bakın size çok değişik bir hikaye anlatacağım. Bir gün mutlaka duymuşsunuz bu hikaye. Bir gün bir ressam ünlü bir ressam yaşlı bir ressam böyle bir şeye gidiyor restorana gidiyor İşte yiyor içiyor bir sürü tatlılar börekler pastalar her şeyi yiyor doyuyor. Sonra garsondan hesap istiyor. Garson diyor ki. Ee, buyurun hesabınız diyor. Ee, ressam diyor ki senin diyor sadece resmini çizsem olur mu diyor. Çok güzel bir resim çizerim ben. Yani. Çok ünlü bir ressamım diyor. Adam da tamam diyor garson. Veriyor ona boş bir kağıdı. Ressama böyle ressam çiziyor resmi. İki dakikada böyle hemen çiziveriyor. Veriyor. Mükemmel çiziyor ama. Garson diyor ki ya çok güzel çizdiniz ama diyor. Yani bir saattir yemek yiyorsunuz. Yediniz, 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 yediniz. Bir saattir yemek yediniz. Ama bir dakikada çizdiniz bu resmi diyor yani. Ressam da ona şu cevap veriyor. Bir dakikada değil. 60 yıl artı bir dakikada. İşte aynı bunun gibi. Sizler de şu anda bu soruları çözemiyorsunuz ama gayret göstere göstere temel sorular çöze çöze orta sorular çöze çöze yarın bir gün bu soruları iki dakikada çözeceksiniz. Yani size verilen sürede çözeceksiniz. O zaman arkadaşlarım diyecek ki vay be nasıl çözebiliyorsun yani iki dakikada Hira? O zaman diyeceksiniz ki hayır. Bir yıl artı iki dakika. Yani bir yıl boyunca ben gayret gösterdim. Çalıştım. Artı şimdi artık iki dakikada çözebiliyorum diyeceksiniz. O yüzden vazgeçmek yok. Çalışmaya devam ediyoruz. Günün kaynağına baktığımızda Kota, konu taramaları, Türkçe kotası. Az önce söylediğimiz gibi burada sizler için Türkçe'yi küçük küçük kotalara ayırdık. Onar soru denemeleri ayırdık. Ve bunların her birinin kare kodda soru çözümlerini yaptık. Buradaki birçok soru 2020 LGS'de birçok öğrencinin karşısına çıktı ve dejavu yaşattı. Aa aynısını görmüştüm dedi. 2020 LGS için de mükemmel bir şekilde güncellendi. Sınavda yine ben bu sorunun aynısını görmüşüm diyeceğiniz sorular gelecek. Şimdiden çalışmalarında başarılar. Necmettin Erbakan Efendi siz İstanbul'da sizleri bekliyor. Diş hekimliği, mühendislik, eczacılık, mimarlık çok güzel meslekler için, çok güzel okullar sizleri bekliyorlar. Zaten en iyi meslekte çalışmak. Çünkü çalışan her zaman için mutludur, gayret gösterir, üretir. Hangi mesleği yaparsanız yapın, diş hekimi de olsanız, mühendis de olsanız, öğretmen de olsanız çalıştığınız sürece mutluluk sizi bekliyor. Hadi bakalım iyi çalışmalar arkadaşlar. Ödülü soru yapın yorumlara yollayın.